Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Allah nasip ederse bugün Allah kimleri sever isimli videomuzu izleyeceksiniz. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğum derlemeleri sizinle paylaşacağım. Aziz kardeşlerim, Allah bir kulunu severse onu diğer kullarına da sevdirir. Allah-u Teala'nın sevgisinin üzerinde hiçbir sevgi olamaz. Öncelikle bilelim ki bir mümin Allah rızası için sever. Bir müşrik Allah'ı sever gibi sever. Arada fark vardır. Bu farkı unutmadan lütfen sevgi sıralaması yapalım. Sevdiklerimizi bu farkı unutmadan sevelim. Aziz müminler, Allah-u Teala'nın bir ismi El-Vedud'dur. El-Vedud en çok seven, en çok sevilmeyi hak eden ve varlıklar arasında sevgi bağları oluşturan demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur. Bağışlanması çok, sevgisi çok olan da odur. Buruç suresi ayet 14. İnnehu huvel gafurul vedud diye gelir. Yine Hud suresinin 90. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurur. Rabbinizden bağışlamayı dileyin. Artık ona yönelin. Çünkü benim Rabbim ikramı bol ve sevgi doludur. Meryem suresinin 96. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurur. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar için Rahman bir sevgi oluşturacaktır. Bakınız Allah-u Teala ne buyuruyor? Salih amel işleyenler için sevgi var edecektir. Demek ki insanların sevgisini kazanmamız için önce Allah'ın sevgisini kazanmamız gerekir. Bizim önceliğimiz bu olmalıdır. Bunu yaptığımız takdirde Allah-u Teala zaten diğer kullarına bizi sevdirecektir. Arkadaşlar, peki Allah kimleri sever? Hangi amellerden razı olur? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetlere bakarak bunu anlamaya çalışalım. Allah-u Teala Saf suresinin 4. ayetinde şöyle buyurur. Allah kendi yolunda kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi kenetlenerek savaşanları sever. Gördüğünüz gibi Allah kendi yolunda mücadele edenlerden bahsediyor. Irkı için, ideolojisi için, talan etmek için, sömürgecilik yapmak için. Hayır, bunlardan değil. İkinci olarak Allah-u Teala Mümtehine suresinin 8. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer bilenleri sever. Gördüğünüz gibi bizimle savaşmayan insanlarla, gayrimüslimlerle iyi geçinmemiz, onları İyi davranmamız, onlarla aramızı iyi tutmamızda herhangi bir problem yok. Allah-u Teala kadir kıymet bilenleri, değer bilenleri sevdiğinden bahsediyor. Hucurat suresinin 9. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah hakka uygun, adil davrananları sever. Her işimizde adaletli olmak Allah'ın emridir. Nisan suresinin 135. ayetine bakarsanız Allah-u Teala buyuruyor ki ey iman edenler, kendi aleyhinize dahi olsa adaleti Allah için ayakta tutun. Bu derece adil davranan insanlar elbette ki Allah'ın sevgisine ulaşacaklardır. Allah-u Teala'nın sevgili kullarından olmak bizim nihai amacımız olmalıdır. Allah'ın sevgili kullarından olursanız o kullarla birlikte Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bak Tövbe suresinin 108. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah tertemiz olanları sever. Allah temizlenenleri sever. Nasıl sever? Şirkten kendini koruyanları, imanını küfürden temizleyenleri, şirkten temizleyenleri, ahlakını kötü ve pis alışkanlıktan temizleyenleri, tabii ki çevresinin üstünü başını temiz tutanları Allah sever. Tövbe suresinin 7. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar size doğru davrandıkça siz de onlara karşı doğru davranın. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever. Yapmış olduğumuz anlaşmalara sadık kalırsak Allah-u Teala buyuruyor ki Allah çekinenleri sever. Yani takvalı olmanın gereğidir. Eğer Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak her şeyden önce yapmış olduğumuz anlaşmalara sadık kalmamız gerekir. Maide suresinin 93. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah güzel davrananları sever. Her yapmış olduğumuz iş her ne olursa olsun o işi en güzel şekilde yapmak Allah'ın emridir. Bu şekilde Allah'ın sevgili kulları arasına gireriz. Maide suresinin 42. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Eğer hakem olursan aralarında hakça hüküm ver. Yani Allah'ın indirdiği şekilde hüküm ver. Allah hakka uygun davrananları sever. Peki hakka uygun davranmak nedir? Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmektir. Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen insanlar her şeyden önce Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmek zorundadır arkadaşlar. Maide suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Pek azı müstesna onların yaptıkları bir hainliği haber alırsın. Yahudilerden bahsediyor burada. Yine de onları aldırma ve yeni bir sayfa aç. Allah güzel davrananları sever. Değerli arkadaşlar, bize her ne kadar hainlik yapılsa da, bize kötü davranılsa da, İnsanlara tekrar tekrar fırsatlar vermek, tekrar tekrar yeni imkanlar vermek bizi Allah'ın sevgisine götürecektir. Ali İmran suresinin 159. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Karar verdin mi yalnız Allah'a güvenip dayan. Allah kendine güvenip dayananları sever.
Allah kendine tevekkül eden kullarını sever. Bu yüzden yapacağımız işlerde kararlı olmalıyız. Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket ettiğimizden emin olmalıyız. Bu şekilde hem başarıya hem de Allah'ın sevgisine ulaşmış oluruz. Bak Ali İmran suresinin 146. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kendilerini Rablerine teslim etmiş çok kişi nice nebi ile birlikte savaştı. Onlar gevşemediler. Allah yolunda başlarına gelen kötülüklerden ötürü, sıkıntılardan ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah sabredenleri sever. Demek ki Allah-u Teala kendi yolunda sabırla yürüyen insanları sevdiğinden bahsediyor. Hiçbir şekilde yılmayan, herhangi bir zayıflık göstermeden elinden gelen çabayı ortaya koyan insanlar elbette ki Allah'ın sevgili kullarından olacaktır. Ali İmran suresinin 134. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkesine hakim olan ve insanları affedenlerdir. Allah güzel davrananları sever. Güzel davranmak nedir sorusunun cevabını da bu ayetlerden almış oluyoruz. Bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkesine hakim olmak, insanları affetmek. İşte bunlar bizi Allah'ın sevgisine götüren salih amellerdir. Aynı surenin 31. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki Allah'ı seviyorsanız beni takip edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bağışlaması çok, iyiliği bol olan Allah'tır. Allah sevgisinin en temel şartlarından bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmektir. Peki o ne yaptı? Resulullah'ın izinden gitmek demek ne demek? Ayşe annemize diyorlar ki Resulullah'ın yaşantısı neydi? Onun ahlakı neydi? O da diyor ki siz hiç Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'a gerçek sevgiyi göstermek, onun gerçekten izinden gitmek, ona vahyolunan kitaba tabi olmakla mümkündür. Bu gerçekleştiği zaman Allah'ın sevgisi de elbette ki bizi kuşatacaktır. Son olarak Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah tövbe edenleri, hatasından tam olarak dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Demek ki hatamızdan döndüğümüz zaman hani insanoğlu hatakardır, elbette ki yanlışlarımız olacaktır. Ancak yanlışlarda direnmemek esastır. Kişi hatasından döner, tövbekar olur, yapmış olduğu suçtan pişman olursa, kendisini temizlerse elbette ki Allah'ın sevgili kullarından olabilir. Allah'ın sevgili kullarından olmak ille de uçmak kaçmakla alakalı bir şey değildir. Böyle bir şey yoktur. Allah'ın hiçbir elçisi durup dururken bir yerden bir yere uçup gitmemiştir. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir nebinin göstermiş olduğu mucizeden ötürü, bir olağanüstülükten ötürü ki bunlar da Allah'ın lütfuyla olur. Hiçbir nebi Allah izin vermese mucize gösteremez. Bunlar Allah-u Teala'nın sevgisini onlara kazandırmamış. Onların Allah-u Teala tarafından sevilmesinin asıl nedeni kendilerine indirilen kitaba sıkı sıkıya sarılmalarındandır. Allah bir nebiyi mucize gösterdiği için değil, sabrettiği için, salih amel gösterdiği için sever. Değerli dostlarım, Allah'ın sevgili kullarından olmak mümkündür, zor değildir. Allah-u Teala hepimizi kendi sevmiş olduğu kullar arasına dahil etsin. Allah'a emanet olun.